Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte Age of History 2'de 1. Dünya Savaşı Alman İmparatorluğu serimize devam ediyoruz. Dostlar en sonuncu bölüm Benelux devletlerini artı Danimarka'yı fethetmiştik. Ve bu bölüm artık Dünya Savaşı'na başlamayı düşünüyorum. Ordularımı ilk olarak başkenti Berlin'e bir çekelim. Evet dostlar tüm simülasyonları başlattım. Şimdi hedefimiz ilk olarak Fransa'yı düşürmek tabii ki. Şey sınırlarında, Rus sınırlarında bir tek savunma yapmayı planlıyorum. Veya taarruza geçebiliriz. Şöyle taarruza geçebiliriz. Şuradaki toprakları alırız abi bak. 1, 2, 3. 3 toprağı alırız. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toprakla savunma yapacağımıza 3 toprakla yaparız. Bizim için daha karlı olur. İlerleriz. Bu toprakları aldıktan sonra burada savunma hattımızı kuracağız. Fransa'nın ana karasını düşürden sonra ve bir 50 binlik bir garnizon ordusu bırakacağız buraya. Yani bir çıkartma geldiği an bu ordular harekete geçecek. Hepsini Rus ordusunun sınırına gönderip Rusları da bitireceğiz. Evet dostlar bütün simülasyonları %100 yaptım. Artık orduları basıp savaşa başlayacağız. Tabii ki de Fransa cephesi çok önemli bizim için. Fransa'yı direkt indirirsek buradaki ordularımız daha ilerler. Şu 3 toprakta savunma hattımızı kuracağız. Hatta şu 2 toprakta kuralım. Daha iyi olur. Orduları daha rahat bölürüz. 5 sınır olur. Avusturya Macaristan'ı sonradan dahil etmeyi planlıyorum. Rus savaşına şöyle dahil edeceğiz. Biz bu 2 hatta geleceğiz. Şu 2 hatta toplanacağız. Bütün orduları toplayacağız. Ve Fransa düştükten sonra gelecek. Ve şöyle bir hamle yapacağız. Şimdi burada 150 binlik bir orduyu Afrika'ya, 500 binlik bir orduyu da bu sınıra göndereceğiz. Yani Rus sınırına. 500 bin, 500 artı 150, 650 ediyor. Ve 250 binlik bir ordu da burada toplanacak. Yani bize 900 bin, 1 milyonluk bir ordu gerekecek. Fransa savaş açtı. Fransa savaş açtı. Rus, Allah. Abi biz bu savaşı hiç hazır değildik ya. Kim bize ikisi de savaş ilan etti. Biz bu savaşı hiç hazır değildik. Orduya çağır. Bir dakika. Seni seviyorum. Orduya çağır. Abi hepsini seviyor ya. Hepsini seviyor. Ben müttefiksiz ne yapacağım? Şimdi sınırları asker dizeceğiz o zaman. Tamam Fransa'yı çok rahat düşürürüz. Fransa'yı çok rahat düşürürüz. Ama şöyle bir sorun var. Fransa'yı düşüreceğiz. Afrika toprakları var bunun. Artı Rusya var. Şimdi Rusya'nın ordularını göremedim. Şimdi şu hatta bir savunma kuracağım. Evet ordularımı diziyorum bu hada. Böyle çok güzel ordularımı dizdim. Ve destek kuvvetlerimi de yollayayım bu ordulara. Buradan taarruza geçeceğiz Ruslara. Çok güzel burada da bastım ordularımı. Afrika'da bu arada bir vasal devlet mi bıraksak ne yapsak? Afrika'ya inemem. Hiç inemem. Ya da savunalım ya. Savunabildiğimiz kadar savunalım. Eğer zorlanırsak bırakırız. Ve burada bir açıklık varmış göremedik. Ordularımı basacağım. Aynı yerden taarruz edeceğim için çok fazla ordu basmıyorum burada. Çok güzel. Bu ordularım da geliyor mükemmel. Yağmalayın abi yağmalayın. Ben yapacağım. Yapacağımı biliyorum. Şimdi ve şöyle bir ilerleyelim. Lüksemburg alalım. Buraları alalım. Biz bir toprak almayı deneyelim. Çok güzel. Burayı alalım. Burayı alalım. Böyle bölüştüren mükemmel. Şimdi artık bu sınıra geldim. Buradan da ordu basacağım. Ben dostlar hızlıca halledeyim. Tekrar geleyim. Dostlar tekrar gelemedim. Ordum yetmedi. Neyse dostlar o zaman bu savaşı hızlandırılmış bir şekilde izleyin. Aslında Fransızları savaştan atabilirsem çok güzel olacak. Niye diyeceksiniz? Fransızların sömürgesi çok olduğu için çoğu cephede savaşıyoruz. Ve bunun da çözümü Fransızları savaştan çıkartmak. Bunu da nasıl yapacağım? Paris'e girmeyi planlıyorum. Eğer Paris'e girebilirsem durumu kökünden çözeceğiz gibi geliyor. Paris'e girersek artık Fransızların ipini çekeriz. Hareket puanı yokmuş. Tamam, çok güzel. Saldırılarımız devam etsin. Aslında biz de saldıracak bunları ama biz beklemiyorduk. Yani böyle bir saldırının şimdiden geleceğini bilemedik. Keşke bilseydik de bu savaş çıkmasaydı. Şu an hala birinci sıradayız ama gelirimiz düşaldı. Yapabilecek bir şeyim yok. Orduları bir tık kaydıracağım. Buradan saldıracağız. Bu toprakları kurtarmanın vakti geldi. Kurtardıktan sonra şu üçlü savunma hattını, ikili savunma hattını sizlere söylemiştim. Onu yap. Evet, Avusturya Macaristan kabul etmedi şu anda. Yani Avusturya Macaristan'ın bize bir faydası yok. İkinci Dünya Savaşı'ndaki gibi İtalya gibi oynuyor. Öyle iş olmaz yani. Hiçbir faydan yok Avusturya Macaristan bizi zorluyor.
Şu cepheyi ben bir kapatayım. Gereksiz bir cephe çünkü. Şöyle alalım bu cepheyi. Sömürgelerini alalım. Saldıralım, Afrika'dan da saldıralım ya. Yani yapabileceğimiz bir şey yok. Saldıralım bari. Çok güzel. Şurada bir tutabilirsem onları çok iyi olacak. Cephede de işler kötü aslında. Yani yapacak bir şeyim yok. Ordu basıyorum. Full ordu basıyoruz bu toprakları kurtarmak için. Ruslara da bir taarruz yapacağız. Yani tarafsız barış anlaşması isteyeceğiz. Başka şansımız yok. Bu sefer de artık Fransa kabul etmemeye başladı. Çünkü ordum yok. Ordum olsa kabul edecek ama ordum yok. Yapacak bir şey de yok. Paris'i savunma oluşturalım. Barış anlaşması sunalım. Biraz zor ama ben yine arkadan ordu desteklemeye getirmeye devam edelim. Çünkü biliyorsunuz ki ordumuz yeterince az kaldı. Şöyle bastım, tamamdır. Evet, artık kredi almanın vakti geldi. Çünkü hiçbir şey yapamıyoruz. Ver abi krediyi, ver 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 ver. Yapacak bir şey yok. Dostlar bir barış anlaşması daha deneyeceğim artık şu Fransızlarla. Yani kabul edin. Güzel bir anlaşma olsun. Bir dakika, ilk oradan değil. İlk sömürgeleri alacağız abi. Sömürgeler bizim için çok önemli biliyorsunuz. Biz bu yola sömürgelerimiz için çıktık. Hepsini alalım. Çok hem Fransızlarla ikinci savaşta daha kolay olur. Şöyle bir alalım abi. Biz Paris sınırlarını istiyoruz. Şöyle içini alabilecek miyiz? Alamayacağız. Daha az toprak alabiliyoruz şu an. Çünkü dayandılar bayağı. Şu toprağı ver, burayı ver. Burayı iptal et, şurayı al. Burayı iptal et, buraya. Burayı da iptal et, şuraya al. Aynen öyle. Bu sınırlarda diyorum ben. Şahsen barış anlaşmasını. Onlar toprak alacak mı? Hayır. Biz sömürgeleri alıyoruz. Çok güzel. Fransa'nın ana karasından da birçok toprağı alıyoruz. Bence bu sefer kabul edilir diye geliyor bana. Çünkü çok fazla savaştık ve çok topraklarının çoğu bende. Böyle getireyim, kabul etmezse diye geriden ordu da basıyorum.
tarz bir barış anlaşması daha deneyeceğim. Yani şöyle bir sorun var. Avusturya Macaristan yenildiği için de bir sorun var. Biz de yenilmiyoruz ama dayanacak da gücümüz yok bu Fransa cephesinde. Ya şu Fransa'yı halletsek bütün sorun çözülecek kökünden. Ama halledemiyoruz sorunu. Bütün topraklarını alalım şu anak arasındaki. Şu aldık. Evet, böyle bir barış anlaşması sunacağım. Aynı şekilde yine. Ya yani bütün topraklarını da istemiyorum. Bayağı bir karlı bir barış anlaşması aslında onun için. Yine getirelim ordularımızı. Yine getirelim. Şu an sınırlarda gram ordumuz yok. Bir tur daha oynayalım dostlar. Sonra diğer bölümü artık tekrardan devam ederiz. Aslında hiç beklenmedik bir savaşa girdik. Biz hazırlanıp girecek. Ama yine güzel oldu. Saldırıyoruz. Heyecanlı oluyor. Diğer bölümü artık tekrardan görüşürüz. Hedefimiz ilk olarak tekrardan Fransa'yı düşürmek. Ama düşüremiyoruz. Şu kadar toprağa nasıl o kadar ordu getirebiliyoruz? Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.